1937 yılında Judy Bey ilkokulunda son sınıftaydım. Bütün öğrenciler yol boyunda kümelenmişlerdi. Hiç unutmam. Konak Camii'ne, uzun sokakta, Konak Camii'ne yakın bir yerinde bizim okula bir yer ayrılmıştı, Judy Bey okuluna. Bir açık arabanın üzerinde önümüzden geçti Mustafa Kemal Paşa. Tabii bizim nazarımızda çok yüce bir insan, yani insanüstü bir varlık. Önümüzden öyle geldi geçti ki pırıl pırıl bir çehre, seviyle ve tebessümle bizlere baktı ve selamladı. Bir masal kahramanı gibi bizim önümüzden geldi, geçti. Ve arkasından doyamadık onu seyretmeye, dona kaldık. Ama ben bununla kalmadım. Adım adım izledim. Mustafa Kemal Paşa'yı bu şehirde kalacağına göre birkaç gün nerede görebilirim? Ben, yani bunu dert edindim. Öğrendim ki öğleden sonra belediyeyi ziyarete gelecek, oradan da Kale Parkı'na gelecek. İlk işim Kale Parkı'na gitmek oldu. Kalabalık, halk, bütün Trabzon halkı da onun peşinde. Yani yer yerinden oynuyor Trabzon'da. Parka gittiğim zaman Atatürk, Tahsin Uzer, Vali Umumi, zannediyorum Vali Sezai Uzay, o tarihteki vali ve devlet erkanı yanında Dermedere'ye bakan cephede oturmuşlar Kale Parkı'nda. Oralara koltuk koymuşlar. Orada şehrin görevlerinin verdiği bilgileri dinliyor, taleplerini dinliyor. O kadar bir kalabalık oldu ki bir ara ben ezildim orada. Küçük de bir çocuk olduğum için izdandan dolayı ezildim. Halk beni yerde yakaladı, kaldırdı, kurtarmak için fırlattı ileriye doğru. Bir de ne göreyim, öyle bir yere fırlatmışlar ki tam Atatürk'ün koltuğunun arkasına düştüm. Ve hemen orada olanı biteni dinlemeye başladım. Büyük bir şans benim için. Şimdi şunlar konuşuyor orada. Şimdi orada şu manzara da çok ilginçti. Koca Atatürk, etrafında 10-15 tane devlet ileri geleni, Trabzon işte valisi, vali umumi falan. Ama bir tek polis memuru yok, bir asker yok. Yani resmi kıyafetli bir insan yok. Bu kadar halkla iç içe, toplumla iç içe bir insan. O günkü çocuk kafamla bunları düşündüm. Hani nasıl olur bu kadar halkın içinde olur bir yüce bir devlet başkanı, Atatürk gibi bir yüce insan, halkla bu kadar iç içe. Bu dikkatimi çekti öyle. Benim çocuk kafamı bu meşgul etti ilk etapta. Arkadan konuşmalar başladı. Konuşmaları can kulağıyla dinliyorum çünkü arkasındayım. Bana hani çekil çocuk arkaya biraz, o kadar yaklaşma diyen de yok. İlk sözü Tahsin Uzer aldı. Dedi ki, hiç unutmam bunu da. Paşam, sizi Trabzon'da hemen bırakmayacağız. Sizi Trabzon'da 25 gün misafir etme kararındayız. Bu sözü söyleyince yine bir çocuk aklımda düşündüm. Koca Atatürk dedim, Trabzon gibi yerde 25 gün kalır mı? Niye bunu söylüyor Tahsin Uzer? Verdiği cevap şöyle. Sonradan öyle değerlendirdim, tahlil ettim. Bir espri yapıyor. Yok diyor Tahsin. Meğer Tahsin Uzer de Selanik'ten hem hemşerisiymiş Mustafa Kemal'in, hem de sınıf arkadaşıymış. Yani yakında bir dostlukları var, hukukları var. Yok diyor Tahsin, o kadar kalamam diyor. Ama 10 gün kalırım diyor, 10 gün kalacağım diyor. Şimdi yıllar sonra bunu ben şöyle yorumladım. Bir espri yapıyor. Belki de biraz yani alaya kadar getiriyor işi. Yani 10 gün kalırım filan. Atatürk gibi bir insan 10 gün bile kalabilir mi Trabzon'da? Ve bu konu kapanıyor. Arkadan deniyor ki, efendim en büyük ihtiyaçlarımdan birisi liman, Trabzon limanı. Ta Osmanlı'dan beri Trabzon limanının yapılması gündemdedir. Bunun için talepleri arka arkaya hep sıralanmaktadır. Olamadı bu. Atatürk hemen ciddi bir devlet adamı olarak cevabını veriyor. Yok diyor. Şu yıllarda Trabzon limanını yapacak kaynağa sahip değil istiyor. Yani popülizme katiyen kaçmıyor. Halkla kavukluğu denen popülizm var ya. Yani halkın gönlü olsun da aman canım bir yerden parasını buluruz şeklindeki bir düşünceye kesinlikle sahip değil. Hayır diyor, bunu yapmamız mümkün değil. Konu kapanıyor. Arkadan ikinci talep geliyor. Bunları can kulağıyla ben dinliyorum. Diyorlar ki, efendim bir de bizim şehirde su sıkıntımız var. Dermendere diye bir sudan şehrin suyunu alıyoruz ve meydan çeşmeleri vardır. O su evlerde verilemiyor. Meydan çeşmelerinden akan
çoğu zaman da bulanık akar, çamurla akar bu su. Şehirli ihtiyacını meydan çeşmelerinden, bulanık sulardan karşılıyor. Onun için şehir suyunu bir an evvel yapmak üzere aman bize bir yardım. Bu çok önemli diyor bakın. Hemen diyor bu işe el atalım. Projesini hazırlattıralım. Yanındaki ilgililere emir veriyor. Trabzon içme suyu projesi hemen hazırlansın diyor. Ve derhal işe de ihalesi yapılsın, işe başlansın diye kesin talimat veriyor orada. Ve gerçekten 37 yılında Atatürk döndükten sonra bu işe başlanıyor. 39'un başında Trabzon içme suyu bitiriliyor. Hiç unutmam bunu. Ve Trabzon Belediye Meclisi bir cemile olması bak açısından o suya o zaman bilmem bilginiz var mıdır? Belediye Meclisi kararıyla Atasu adı veriliyor. Evet, Atasu adı veriliyor. Ve Trabzon içme suyuna bu sayede kavuşuyor. Ben 1927 Trabzon doğumluyum. Ailemiz eski bir Trabzon ailesi. Ailemiz ticaretle meşgul bir aileydi. İlk tahsilimi Cudibeye Okulu'nda, ilkokul tahsilimi Cudibeye Okulu'nda yaptım. Sonra Kemerkaya'da iken Trabzon Lisesi, orada orta bölümden tahsilime, ortaokul tahsilime başladım. Liseyi yeni Trabzon Lisesi binasında, Kavak Meydanı'ndaki yeni lisede bitirdim 1944'te. O yıl mülkiye imtihanına girdim ve kazandım. Kazanınca mülkiyede tahsilimi, yüksek tahsilimi yapmaya başladım. Mülkiye'ye niye gittiniz, niye orayı tercih ettiniz diye bana bir soru sorarsanız onu şöyle cevaplamak isterim. Ta çocukluk yıllarından beri, yani ortaokulun daha birinci sınıfındayken hep kaymakam olmayı düşünmeye başlamıştım. Acaba bir ticaretle meşgul bir ailenin çocuğuyken bürokrat olmayı, özellikle kaymakam olmayı niye düşündüm? Bunu zaman zaman kendime soruyorum. Bir sebebini bulamıyorum ama galiba o tarihlerde dinlediğim bazı hatıralar bunda etkili olsa gerek ki kaymakamlığı daha o çocuk yaşlarından itibaren düşünmeye başlamıştım. Bu yüzden liseyi bitirir bitirmez bir şeyden başka yerde de yüksek tahsilimi yapmayı düşünmedim. Nitekim mülkiyenin de imtihanını kazanır kazanmaz mülkiyeye girdim ve son sınıfı idari şubede haliyle okumayı tercih ettim. Çünkü kaymakam olmayı hep tasarlıyordum. 1948 yılında mezun olduktan sonra Trabzon maiyet memuru olarak Trabzon'a atandım. Stajyer olarak atandım. Ve sonra kaymakamlık hayatım başladı. İlk kaymakamlığım Rize'nin Fındıklı kazası.